10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 73. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 73. Yatırım 1. Yönerge, aşağıda verilen metni okuyunuz ve grafiği de kullanarak soruları yanıtlayınız. 2010 yılında evlenen Ahmet ve Ayşe çiftçileri bir tarihte kendi evlerini alabilmek için birikimlerini bir yatırım aracıyla değerlendirmek amacıyla bir aracı kurum ile anlaşmışlardır. 2018 yılında uygun şartların oluştuğunu düşünüp aracı kurum ile yaptıkları görüşmeler sonucunda birikimlerini bozduran Ahmet ile Ayşe geçen 8 yıl için şirketten yatırımlarının kar zarar değişimini istemiştir. Şirket onlara yandaki grafiği göstermiş ve bu grafikle ilgili bazı bilgiler vermiştir. 1. Şirket yapılan yatırımın zamana bağlı kar zarar durumunu P, X, X-2, X-4, X-5 formülü ile modellemiştir ve kar zarar durumunun grafiği yukarıda verildiği gibidir. Şirketin verdiği cebirsel ifadenin sizce hangi matematiksel kavramı belirttiğini yazınız. Cevap, şirketin verdiği cebirsel ifade bir polinom belirtir. İkinci yatırdıkları paranın kar veya zarar etmediği yıllar, yani getirinin 0 Türk lirasına eşit olmasını sağlayan x değerleri p, x, 0 denklemini sağlayan değerlerdir. Buna göre x değerlerini bulunuz. Cevap, yatırdıkları toplam paranın kar veya zarar etmediği durumları yani getirinin 0 Türk lirası olduğu yıllar yatırımın başlangıcından itibaren 0, 2, 4 ve 5. yıllarıdır. Bu değerlerin P, X, 0 denkleminin çözüm kümesini oluşturmaktadır. Bulunan çözüm kümesinin elemanlarına P, X polinomunun sıfırları denir. Buna göre verilen bilgilerden hareketle polinomun sıfırları kavramının tanımını yapınız. Cevap, polinomun sıfırları XA için P, A, 0 ise XA sayısına P, X polinomunun sıfırı bir kökü denir. İkinci yönerge, tabloda verilen polinomların sıfırlarını bularak karşılarındaki boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap. Üçüncü yönerge, aşağıda tabloda bazı polinomlar verilmiştir. Bu polinomlar için verilen sıfır değerlerinden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız. Cevap. 10. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 73 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.